Merhaba, ben Orhan Şef. Bugün efsane bir tarifle karşınızdayım. Nefis pamuk gibi poğaça tarifiyle karşınızdayım. İster poğaça olarak kullanın, ister hamburger ekmeği olarak kullanın, ister sandviç ekmeği olarak kullanın ve isterseniz de brioche ekmeğini alternatif olarak kullanabileceğiniz bir tarif. Brioche ekmeği yapmak isteyenler ama gramajla o tarifle beklemeyle uğraşmak istemeyenler için gelsin bu tarif. Evet. Görüyorsunuz. İç dokusu kıvamı harika. İç dokusu kıvamı harika. Evet, görüyorsun, aynı bir brioche ekmeği gibi de. Hop. Aynı formu size verecek bir poğaça tarifi. Efsane. Hem de pratik, çok pratik bir şekilde yapılıyor. Çok az bulaşık çıkarıyor, o da ayrı. Gramaj yok. Hepsi bardak ve kaşık ölçüsüyle vereceğim tarifi size. İçinde gösteriyorum size. Bakın, içinin gözenekleri de harika. Gözenek dokusu harika bir poğaça tarifi. Sizi bekliyor bu tarifte. Bu tarifi bayılacaksınız. Mutlaka deneyin. Ben bunu her zaman yapıyorum. Çocuğumun her sabah beslenmesini koyup okula yolluyorum. Çok pratik oluyor. Hatta bunları fazla yapıyorum. Difrize atıyorum. Hemen difrizden sabah çıkıp tost makinesi ısıttığınızda efsane bir poğaça yine sizleri bekliyor oluyor. Evet, hadi bakalım bu efsane poğaçanın yapımına geçiyoruz. Malzemelerimizi saymakla işe başlıyoruz. 5,5 su bardağı un, 650 gram yapıyor unumuzda. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı, ben zeytinyağı kullanıyorum, siz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı şekerimiz var, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 pakette instant mayamız var bu poğaça için. İşte bu kadar az malzemeyle nefis bir poğaçanın tarifine geçiyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bunun yapımı da basit. Evet, bu tarifin bir özelliği de var. Çok az bulaşık çıkarıyor. O yönden de çok güzel bir tarif. Evet, şimdi tenceremizi alıyoruz. Sütümüzü. Sütümüzü koyduk. Suyumuzu koyuyoruz. Sıvı yağımızı atıyoruz. Şekerimizi atıyoruz. Tuzumuzu atıyoruz. Ve yağımızı atıyoruz. Evet, un ve kuru maya hariç, instant mayamız hariç, hepsini tenceremize koyduk. Şimdi tenceremizi ocağa alıyoruz, ısıtacağız. İçindeki tereyağı eriyene kadar ısıtacağız. Bu çok kaynar olmayacak. Ilık bir vaziyette karıştıra ılıtacağız. Hafif böyle elimizi yakar yakmaz olabilir. Sonra altını kapatacağız. Tereyağı eridikten sonra da kabımızı alıp un ve mayamızı katacağız. Şimdi bunu ocakta ısıtıyoruz. Evet, görüyorsunuz, tereyağlar eriyene kadar hafif ılıtıyoruz. Çok kaynar olmayacak kesinlikle. Bu şekilde yoğurma kabımızı alacağız. Evet, altını kapatıyoruz. Yeterince ısındı. Tereyağımızı görüyorsunuz. Çok küçük parçalar kaldı. Onları da zaten eriyecek şimdi. Şimdi tezgahımıza geçiyoruz. Evet, şimdi sütümüz, karışımımız ılık bir hal aldı. Şimdi makinede yoğuracaksak yoğurma aparatını takıyoruz. Şöyle kabımıza, yoğurma kabımıza bütün karışımı atıyoruz. Sonra instant mayamızı atıyoruz. Önce instant mayamızı bir karıştırıyoruz. Şimdi unumuzu atıyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Evet, hamurumuz güzelce yoğruldu. Kıvam güzel bir kıvam. Şöyle yapışan bir kıvam. Bakın, ele uzuyor ama elde de kalmıyor. Güzel bir kıvam yani bu. Böyle vıcık vıcık bir kıvam değil. Hafif, ele yapışkan ama
elimizi de sarmayan bir kıvam. Yani onun ölçüsü tam ideal arkadaşlar. 650 gram veya 5,5 bardak kattığınızda ununuzu tam ideal bir hamur elde edeceksiniz. Evet, hamurumuzun şöyle kenarlarını toplayalım. Şöyle üstüne doğru alalım. Bakın şöyle alttan üste doğru hamurumuzu pürüzsüz bir kıvama getiriyoruz. Spatula ile. Şöyle yanları da açıyoruz. Evet, hamurumuz güzel kıvamda hazır ve nazır. Şimdi bunu üstüne steş film çekeceğiz. Evet, üstüne steş filmimizi çektik. Şimdi hamurumuz böyle 2 kat, 3 kat hacim alana kadar mayalanacak. Oda ısısında bekletiyoruz. Yaz ayı olduğu için sıkıntı yok. Kış olduğunda da biraz daha böyle ılık ortamda bekletebilirsiniz. Evet, şimdi hacim alana kadar bekliyoruz. Bakın bu halden ne hale gelecek. Evet, hamurumuz kabardı. Görüyorsunuz şunu, bombeyi. Evet, güzel hacim aldı. Bakın 2-3 kat hacim aldı. Evet, şimdi bu hamurumuzu tezgaha alacağız. Evet, hamurumuzu şimdi tezgahımıza alıyoruz. Tezgahımızda hiçbir şey unlamıyoruz, yağlamıyoruz. Hamuru zaten çok güzel bir kıvamda. Ekstra ona hiçbir şekilde gerek yok. Çünkü ekstra onun girdiğince içine bu hazır olmuş kıvam gidiyor. Zaten yağlı bir hamur. Elimize de yapışmayacak. Yapışmadan kolayca beze yapacağız. Şimdi şöyle bir gazını çıkarıyoruz. Şöyle spatula yardımıyla katlamayı da yaparsanız hiçbir şekilde zorlanmadan, yapışmadan hamurunuzu elde edersiniz. Bakın şöyle de uzatıyoruz hamurumuzu. Çok esnek, çok güzel, çok şöyle öne doğru alayım. Çok güzel bir kıvamda hamurumuz var. Bu hamurdan bir tepsi ölçüsü çıkıyor. Şimdi şöyle kesiyoruz, şöyle avucumuzun içini dolduracak kadar yapıyoruz. Sonra avucumuzu şöyle açıp, elimizi şöyle pençe gibi, bakın şöyle pençe gibi yapıp, sonra böyle elimizin ayasıyla parmaklarımız arasında şöyle baskı uygulayarak beze yapıyoruz ve sonuç mükemmel oluyor. Bakın pürüzsüz bir beze. Bunu biraz daha büyütebiliriz. Şöyle koyduk. Şimdi yakın çekimle alalım. Evet, şöyle kestik. Avucumuz için dolacak kadar hamur aldık. Şöyle avucumuzu koyuyoruz. Buna böyle elimizi pençe yapıyoruz. Şu şekilde yapıp şöyle bakın. Bu pençe hareketi ne yapıyor? Hamurumuzun altta toplanmasını sağlıyor bütün pürüzlerin. Elimiz avucumuz açık. Elimiz pençe. Elimizin ayasını dolduruyor zaten hamur. Şöyle yapıyoruz. Bakın altta toplanıyor hamurlar ve mükemmel bir bezemiz oluyor. Hamurumuzu beze yaptık. 16 adet poğaça çıktı. Şimdi tepside mayalandıracağız. Bu da çok önemli. Tepside iyice kabaracak ki iç kıvamı, iç gözenekleri ve harika kıvamda olsun. Ve bastırdığımızda hemen kendi hacmini tekrar alan yapıya sahip olması için tepside mayalanma süresi de önemli. 30 dakika önce mayalandırdık. Şimdi de burada da kabarana kadar mayalandıracağız. Ve sonra üzerine de bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı süt ekledik. Şimdi onu çırpacağız ve her tarafına süreceğiz ve güzel böyle dış rengi çok harika bir renk olacak. Evet, tepsimizde poğaçalarımız mayalanırken biz de şöyle iç dışını sürecek malzememizi hazırlayalım. Bir yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı süt. Sadece bu kadar. Evet, bu hazır. Bunu beklemeye alıyoruz, kenara alıyoruz. Ve üzerine de susamımız var. İsterseniz siz susam atabilirsiniz, çörek atabilirsiniz veya sade yapabilirsiniz. Tercih sizin. Evet, dediğimiz gibi bu aşamada çok önemli. Güzelce kabarmasını bekleyeceğiz.
bir yarım saati bulur. Tabi ortam farklılık gösterdiği için sadece kabarmaya baz alıyoruz. Kabaracak, güzelce böyle pufuduk pufuduk olacak ve hemen ısıttığımız fırına vereceğiz. 180 derecede fırını bu arada ne yapıyoruz? Bir 10 dakika sonra fırınımızı ısıtmaya başlayabiliriz 180 dereceye. Hadi bakalım, bekliyoruz. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız güzelce kabardı. Ve şimdi de üst malzemesini süreceğiz. Yumurta sarısı ve sütümüz vardı burada. Şimdi şöyle, bakın her tarafına süreceğiz bunu. Şöyle alt önüne, sadece üstüne değil, yanlarına da sürüyoruz ki her tarafını iyice kaplasın. Evet, susamlarımızı da atıyoruz ve 180 derece ısıttığımız fırınımıza veriyoruz. Fansız alt üst pişirme moduna atıyoruz. Fırının tam ortasına koyuyoruz. Poğaçalarımız fırından çıktı. 40 dakikada pişti. Şimdi bezle üstünü örtüp biraz dinlendiriyoruz. Evet, poğaçalarımızı dinlendirdik. 10 dakika dinlendirdik. Evet, güzelliği görüyorsunuz. Tam kıvamında güzel poğaçalarımız oldu. Şöyle alalım elimize. Evet, iç yapısını görüyorsunuz. Şöyle güzelliğe bakın. Hop. İşte bu. Görüyorsunuz. Şöyle poğaça yapabileceksiniz artık evde. Hemen içinde gösteriyoruz. Evet, içinde güzelliğini görüyorsunuz. Bu şekilde gözenek yapısı harika bir poğaçamız oldu. İster hamburger ekmeği olarak kullanın, isterseniz de poğaça olarak kullanın. İşte bu güzellik bu kadar basit, bu kadar az malzemeyle, bu kadar az bulaşıkla yapıldı ve 40 dakikada 180 derecede pişti ve karşımıza çıktı. Evet, şimdi tadına bakalım değil mi? Bakın şu güzelliğe. Of, mis gibi de kokuyor böyle poğaça koktu evimiz. Tam böyle açma edası var. İçi kat kat gözenek olduğu için ve tereyağlı ve tereyağın tadı da geçtiği için güzel bir pastane poğaçasına bir basar. Ve hafif açma tarzında böyle çok güzel bir tadı var. Ve ben bunu hamburger ekmeği olarak da kullanıyorum. Hemen içine köftesini yapıp soslarını koyduğumda efsane bir hamburger ekmeği oluyor. Böyle pamuk gibi bir brioche tarzında. Hadi bakalım, afiyet olsun. En güzel tarifler sizinle olsun.